Merhaba, videoya başlamadan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa ve hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ve video hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu beğenip video ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Çünkü bunlar beni gerçekten çok fazla mutlu ediyor. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler efendim. Bir web sitesi düşünün. Dünyanın en ünlü film şirketleri, oyun stüdyoları ve plak şirketleri tarafından defalarca kez dava edilmesi üzerine polisler tarafından defalarca baskına uğrayan, kurucuları tutuklanan ama tüm bunlara rağmen boyun eğmeden günümüze kadar açık durmayı başarmış ve efsaneleşmiş illegal bir site. Aslında bunu hayal etmenize gerek yok. O siteyi zaten biliyorsunuz. Birçoğunuz farkında olarak veya olmayarak kullandı. Hatta belki de kullanmaya devam ediyor. Daha önce hayatınızda hiç torrent veya korsan içerik kullandınız mı? Eminim ki bu soruyu aranızda hayır cevabını verebilecek olan çok ama çok az kişi vardır. Zira özellikle ekonomisi kötü olan ülkelerde dijital servislere, uygulamalara, film ve dizilere ve oyunlara erişmek her geçen gün daha da pahalılaşıyor ve neredeyse herkes indirim beklemek veya istediği şeye erişmek için para biriktirmektense torrent siteleri kullanmayı tercih ediyor. Bugün günümüzde her kategoriden sayısızca içeriği, bilgisayarınızın hacklenmesi veya bilgisayarınıza virüs girmesi ihtimalini göze alarak indirebileceğiniz on binlerce torrent sitesi var. Fakat tüm bu siteler arasından ayrılan sadece bir site var. Torrent hareketinin bu kadar popüler olmasını sağlamış, hatta bu hareketi başlatmış, gerçekten efsaneleşmiş ve ardında büyük bir hikayeyle geçmiş barındıran bir site. İşte karşınızda. Torrent kullanmış herkesin öyle ya da böyle ismini duyduğu, şirketlere verdiği yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık zararla dünyanın en büyük ve en fazla tartışmaya sebep olmuş modern torrent sitelerinin babalarından birisi olan Pirate Bay'in hikayesi. Bu büyük yapıyı kim kurdu? Arkasında kim veya kimler vardı ve illegal bir site olmasına rağmen nasıl bugüne kadar ayakta durabildi? Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Aslında torrentin ve internetteki korsan içeriklerin tarihi düşündüğünüzden çok daha eskilere, 1999'a dayanır. Özellikle Avrupa ve Amerika'da henüz Spotify gibi müzik servislerinin olmadığından dolayı insanların müzik dinlemek için orijinal CD'ler satın aldığı o yıllarda müziğe para vermeden ulaşmanın bir yolu ortaya çıkmıştı. Napster. Belki de torrent sitelerin atası olarak nitelendirebileceğimiz Napster'da yeni çıkan veya çıkmış her türlü müziğe ulaşabiliyor ve bedavaya istediğiniz parçayı indirebiliyordunuz. Bu durum kullanıcılar için çok iyi olsa da Spotify, Apple Music, YouTube Music gibi dijital müzik servislerinin olmadığı ve dinlenmeden para kazanılmadığı o yıllarda sanatçılara çok zarar veriyordu. Çok geçmeden Napster'a kayıtlı kullanıcı sayısı henüz daha 2000 yılında 80 milyonu geçti ve müziğin izinsiz ve bedelsiz bir biçimde dolaşıma sokulmasından dolayı Napster 2001 yılında 26 milyon dolar cezaya çarptırılıp kapatıldı. Bu durum sanatçıları rahatlatmış olsa da buna karşı çıkan ciddi çereler vardı, özellikle Avrupa'da. Bu insanlar fikri mülkiyetin, kültürün ve bilginin bedava olmasını savunuyor ve korsan içeriklere verilen bu cezaların anlamsız olduğunu düşünüyordu. Onlara göre herkes özgürce dijital dünyada her şeye erişmeliydi. Napster'a verilen bu 26 milyon dolarlık cezanın ardından dünyanın dört bir yanında korsan içerikleri ve torrenti savunan düşünce kuruluşları ortaya çıkmaya başladı. İşte ileride FBI dahil olmak üzere hiçbir gücün başa çıkamayacağı Pirate Bay bu düşünce kuruluşlarından birinde doğdu. Pirat bir anda. İsveç'te bilgi, kültür ve fikri mülkiyetin bedava olmasını, yani kısaca korsan içeriklerin özgürce paylaşıp yayınlanmasını desteklemek amacıyla 1 Ağustos 2003 tarihinde Pirat Biran, yani Korsan Bürosu adında bir düşünce kuruluşu, tabiri caizse bürosu kurulmuştu. Bu büroda üyeler korsan içeriklerle alakalı yazılar yazıyor, yayınlıyor, radyolarda ve televizyonlarda bu konular hakkında konuşuyor ve tartışma programlarına çıkıp korsan içerikleri savunuyorlardı. Onlara göre telif hakları anlamsızdı ve bilginin, kültürün ve fikrin mülkiyeti olmamalıydı. O dönemlerde markaların torrent sitelerini açtığı davalara karşıt görüşte hareket ediyorlar ve korsan içerik indirmenin bir suç olmaktan çıkmasını sağlamayı deniyorlardı. Fakat Napster'a açılan 26 milyon dolarlık davadan sonra neredeyse kimse bir torrent sitesi yürütmeye cesaret edemiyordu ve korsan içerik savunuculuğu yapan bu düşünce kuruluşlarının tüm hareketleri genelde sadece teoride kalıyordu. Ta ki Pirat Biran üyesi Fredrik Ney işi teoriden pratiğe geçirmeye karar verene kadar. Daha önce internette düşünce özgürlüğü için çok ses getirmemiş projelere imza atmış Pirat Biran üyesi Fredrik Ney ortaya farklı bir fikir atmıştı. Tüm bu teoriyi pratiğe dökecek, Pirat Biran kuruluşunun rahatça torrent içeriklerinin paylaşıldığı bir sitesini kuracaktı. Fakat minik bir sorun vardı. Fredrik genel olarak işin düşünce ve planlama, yani yine teori kısmında olan taraftı. Bir site nasıl kurulur bilmiyordu. İşte bu yüzden yine içinde bulunduğu oluşum olan Pirat Biran'dan işin teknik kısmını halledebilecek bilgiye sahip Gottfried Swartholm ve Peter Sandy ile tanıştı. Planları basitti. İnsanların özgürce korsan içeriklerin torrent linklerini paylaşacakları bir web site kuracaklardı. İşin iyi yanı site dışarıdan bir indirme linki arşivi gibi gözükeceğinden olası bir dava durumunda kendilerini rahatça savunabileceklerdi. Çünkü siteden bir fotoğraf indirmekle korsan bir film indirmek arasındaki seçimi kullanıcı yapacaktı. Yani site görünürde illegal değildi.
Üstelik site bir link arşivi olacağından sunucu masrafları çok olmayacaktı. Hatta Pirate Bay'in ilk sitesi Gottfried Svartholm'un 250 MB RAM'i olan laptopuna kurulmuştu. Planlar yapıldıktan sonra çok zaman geçmeden Pirat Bira'nın kuruluşundan 45 gün sonra 15 Eylül 2003 tarihinde Pirate Bay sitesi kuruldu. Halihazırda dünyada korsan içeriklerin yegane savucuları konumunda olan Pirat Biran resmen bir torrent sitesi kurmuştu. Bu çok geçmeden internet çevrelerinde duyuldu ve site popülerleşmeye başladı. Üçlüye göre Pirate Bay sitesini ayakta tutabilmek için yeterli sunucu kapasitesine sahiplerdi. Ya da öyle sanıyorlardı çünkü bu popülerleşme o kadar hızlı bir hal almıştı ki resmen site bir çığ gibi büyümüştü. Sadece bir yıl içerisinde Pirate Bay Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyadan insanlar tarafından ziyaret edilen, yüzlerce hatta bazıları binlerce dolar değerinde olan programların, filmlerin, müziklerin ve oyunların her saniye korsan hallerinin yüklenip indirildiği resmi kayıtlara göre internetin en çok ziyaret edilen torrent sitesi haline gelmişti. Bu kadar trafiği Gottfried'in 250 MB'lik bilgisayarı kaldırmamaya başladığında Pirate Bay'i bağımsız kar amacı gütmeyen bir kuruluşa çevirdiler ve bunun hemen ardından başlarına talih kuşu kondu. Çünkü Pirate Bay'in korsan içeriklerle ilgili olan bu radikal görüşlerini fark eden, aşırı sağ politik partileri fonlaması ile bilinen Vaza markasının ortaklarından Carl Lundstorm artık bir kuruluşa çevrilmiş olan Pirate Bay'e ciddi miktarda yatırım desteği sağladı. Artık ellerinde her şey vardı. Her türlü trafiği kaldırabilecek makineler, isterlerse reklam yapabilecekleri kadar para. Pirate Bay tüm dünya tarafından bilinen bir torrent efsanesi haline gelmişti. Hatta öyle ki resmi kayıtlara göre Pirate Bay zaman içerisinde internet tarihinin en fazla ziyaret edilen 98. sitesi oldu. Bu büyüme belki de korsan içerik sevdalıları ve Pirate Bay ekibi için iyiydi ama hak sahipleri inanılmaz kızgındı ve öfkelerini dindirebilecekleri bir yer bulmuşlardı. Çünkü Pirate Bay resmen biz buradayız diyordu. Sadece Hollywood bir yıl içerisinde korsan içerikler yüzünden 6.1 milyar dolar para kaybetmişti. Ve bilin bakalım internetin en büyük torrent sitesi hangisiydi? Pirate Bay. İşte bu noktada işler çığırından çıktı ve içerikleri korsan bir şekilde yayınlanan tüm oyun, film stüdyoları, plak şirketleri, yapımcılar, sanatçılar, kısaca telif hakkı sahipleri Pirate Bay'i kapatmak için kolları sıvadılar. Ve mahkeme süreci, benim tabirimle internetin Hollywood'la olan savaşı başladı. Telif hakkı sahipleri ellerindeki tüm kaynakları Pirate Bay'i kapatmak için kullandılar. Davalar açıldı, araya bir sürü siyasi isim sokuldu. Aslında İsveç hükümeti bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmama taraftarıydı. Zira meclislerinde Korsan Partisi adı verilen bir parti bile vardı ama telif hakkı sahipleri işin içine Amerikan hükümetini soktuktan sonra 31 Mayıs 2006 tarihinde Pirate Bay'in sunucu odası polisler tarafından basıldı. Kurucular tutuklanmadı ama sunuculara polisin el koyması sonucu Pirate Bay kapatılmıştı. Hikaye böyle bitiyor sanıyorsunuz değil mi? Hayır, biraz daha uzun çünkü polisin yaptığı baskından 3 gün sonra Pirate Bay tekrar açıldı. Ama nasıl dediğinize duyar gibiyim. Pirate Bay videonun başında da belirttiğim gibi bir linkler arşivi olarak geçtiğinden sitenin sunucusunu başka bir yere taşıyıp açmak o kadar da zor değildi çünkü çok küçük bir boyuttaydı. O yüzden kapatılmasından 3 gün sonra Pirate Bay ekibi sunucuyu Hollanda'ya taşıyıp siteyi tekrar aktif etti. Hollywood resmen kendi topuğuna sıkmıştı. Çünkü yapılan polis baskını medyanın ilgisini çekmiş, Pirate Bay'i daha fazla konuşulur hale getirmişti. Fakat bu durum milyar dolarlık şirketleri daha fazla sinirlendirmekten başka bir işe yaramadı. Ellerinde bir avukat ordusu olan tüm şirketler toplanıp İsveç'te Pirate Bay'i kuran üçlüye ve fonlayan yatırımcı Carl Lundstorm'a dava açtılar. Ve eninde sonunda mahkeme 31 Ocak 2008 tarihinde İsveç'te başladı. Bir sürü farklı firmadan bir sürü farklı dava yenekip kendilerini savunamıyorlardı. Çünkü yaptıkları her şey, savundukları düşünce ortadaydı. Onlar sanal alemin büyük korsanlarıydı ve eylemlerin sonuçlarına katlanmak zorundalardı. Dava bir yıl sürdü ve 17 Nisan 2009 tarihinde yatırımcıyla beraber Pirate Bay üçlüsü bir yıl hapis cezası ve 3,5 milyon dolar ceza aldılar. Avukatlarının cezayı kısaltmak istemesi sonucu hepsinin cezası 1 ila 2 ay düşürüldü fakat para cezası 3 milyon dolar artarak 6,5 milyon dolar oldu. Bu hapis cezası sonrası Pirate Bay ekibi dağıldı. Üçlüden fikir babası olan Fredrik 2011 yılında Tayland'a kaçıp yeni bir torrent sitesi kurdu. Fakat daha sonrası İsveç'e tekrar deport edilip 200 gün daha hapis yattı. Ekibin bir diğer üyesi Gottfried Kamboçya'ya kaçıp hacker olmaya karar verdi. Ve Hollanda'nın kimlik ve ehliyet veri tabanlarını internete sızdırdığı için yakalanıp 3 yıl hapis cezası aldı. Peter ise İsveç'teki Korsan Partisi'ne katıldı ve milletvekili oldu. Tabi milletvekili olduğu gün 5 ay hapis cezası aldı. Tüm ekip içeri girdiğinde telif hakkı sahipleri sonunda Pirate Bay kabusunu bitirmek için siteyi kapattılar. Fakat sonrasında beklenmedik bir şey oldu. Pirate Bay'in kapatılmasından saatler sonra site tekrar açıldı. Size videonun başında Pirate Bay'in bir linkler arşivi olduğunu söylemiştim değil mi? İşte bu yüzden depolaması ve kapatıldığında tekrar açılması çok kolaydı. Kurucuları bırakmış olsa da torrent topluluğu Pirate Bay'i bırakmamış ve siteyi tekrar açmışlardı.
Telif hakkı sahipleri her kapatmayı denediğinde ise site devamlı olarak tekrar açılıyordu. İşte bu noktada pes ettiler ve Pirate Bay basit bir siteden çıkıp bir düşünceye, bir efsaneye dönüştü. Ve milyarlarca dolarlık verdiği zarara, şirketlerin avukat ordularına, araya giren siyasi bağlantılar ve polislerin yaptığı baskınlara rağmen günümüzde Pirate Bay hala aktif. Bu maskenin ardında etten fazlası var. Maskenin altında bir fikir var Bay Grady. Ve fikirlere kurşun işlemez.